Merhaba gençler. Başlattan da anladığınız gibi bu dönem online olarak mı yapılacak ya da isteyen bal online olacak mı? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Çünkü bayağı bir insanların beyni bu nasıl diyeyim sulanmış. İnsanlar bayağı bir kandırmışlar. O yüzden bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Buna geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizin desteğini bekliyorum. Tek yapmanız gereken abone olup ve bildirimleri açmak. Bize destek verirseniz sevinirim. Yorumda kısmı yorumunuz varsa belirtin. Sonuna kadar izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Şimdi gençler öncelikle şu gazeteci olayından başlayalım. Bakın gençler. Ben hiçbir gazeteciye bir şey demem, saygı duyuyorum. Tamam. Ama yani bu gazeteciliğe kaçıncı yanılması? Hocam şu gazeteci şunu dedi. Şimdi sizin o güvendiğiniz gazeteciliğe göre Eylül ayında üniversite kapanıyordu. Şimdi siz aynı gazeteciliğe güvenerek bu sefer Ekim ayında kapatacaksınız üniversiteyi. Ya gençler, şimdi şöyle bir şey var. Ben 2 günde bir video atayım. Gerçi yarın kapanacak, yarın kapanacak, yarın kapanacak diye. İlla ki bir tanesi tutar inşallah dedim. Hani biz de illa ki bir tanesi tutar diye ümit edelim o zaman. Hani böyle şeylere inanmayın gençler. Bu adamlar sizin üzerinizden para kazanan insanlar. Ya siz buna niye izin veriyorsunuz ki? Sen o adamı meşhur ediyorsun. Adamın ben isim vermeyeyim. Bir tanesine baktım 50 bin takipçisi var ya. Adamın ben buna yaklaşık bir ay önce baktığımda 30 bindi. Şimdi 50 bin olmuş. Ondan sonra geçen gün dün bana bir tanesi YouTube'da bir link attı. Hocam bakabilir misiniz? Bu YouTube kanalı onunla eğitimiyor. Arkadaşlar sayfaya baktım. Sayfanın eğitimle hiçbir alakası yok. Bak sayfa ismi vermiyorum. Sayfanın eğitimle hiçbir alakası yok. Adam günübirlik olaylar atıyor, durumlar atıyor. Sırf para kazanmak için ha. Sırf para kazanmak için. Başlığa da yazmış. Üniversiteler online olacak. Üniversiteler kesin online oldu. E bize başlığa bunu yazalım gençler. Bizimki de o kadar. Adamın atar bir video 20 bin izleniyor. Siz benim adım hangi videonun 2 bin ya da 3 bin üzerinde izlendiğini gördünüz. Onlar da yüz yüze isteyenlerin izlemesi. Normalde online isteyenler hiçbiri izlemiyor bizi. Çünkü bu kanalın yüz yüze eğitim istediğini ve yüz yüze eğitim için biraz çaba harcadığını biliyorlar. Ha online olursa yapacağım bir şey yok gençler. Ben sizin için hangisi hayırlıysa onu söylüyorum. Ona göre uyguluyorum. Yani şu anda ben bakın farkındaysanız online olan üniversitemi sistem etmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum geçiyorum çünkü hayırlısı neyse o olsun diyorum ama sizin üzerinde para kazanan insanlara bu şeyi niye veriyorsunuz ki? Siz o adamı meşhur ediyorsunuz. Bakın gazeteci siz meşhur ettiniz. 3-4 gazeteci var. 3-4 YouTuber hesabı var siz meşhur ettiniz ya. Şimdi şöyle bir şey var. Yemin ediyorum size belki takip ediyorsunuz siz bilmiyorum ama ben ne atıyorsamsa bazı kanallar benden bir 2 dakika sonra aynı şeyi atıyorlar. Aynı şey ya. Adamlar bize birebir kopya çekiyor. Bizim takipçimiz 11 bin, adamın takipçisi olmuş 90 bin, 100 bin. Aramızdaki fark ne? Adam daha iyi sallıyor, biz hiç sallamıyoruz. Adam giriyor YouTube'a kanalına şunu söylüyor. Online eğitim kesin geliyor. Abonesi patlıyor. Ben çıktım diyorum ki yetkililer şunu söyledi. Şu anda online eğitim yok. Yorumlar kısmına online olacak. Şu gazeteci söyledi. Şu yorumlara şöyle dedi. Gençler biz yetkililer ağzından konuşuyoruz. Adam kafasına göre çıkmış. Size online'ı sallıyor. Yani cidden video bir tane video izledim. Bana yorum kısmına link atmışlar. Yani yemin ederim ne anlatıyor ya dedim bu. Bir de 10 bin izlenme almış. Ya ne anlatıyor? Bir de herkes beğenmiş. Altta yorumlar kısmına online eğitim geri dönsün. Online eğitim şöyle. Ya ben bilmiyorum ben bayağı enteresan insanlar var yani 10 bin izleyip o videoyu izlemek bilmiyorum yani adam salladı yani salladı o kadar bariz ki o kadar bariz bir şekilde salladığı görüküyor ki yani çocuk bile ona inanmaz. Twitter'a bakıyorum bir tanesi tweet atmış. Bakan Bey'le konuştum bugün online eğitim geliyor diye. Bakan Bey'le konuştum bir dakika kabine toplantısı online geliyor diye. Ya Allah aşkına buna niye inanıyorsunuz ya? Ya bakanların kendisi bile kabine toplansa ne konuşacağını o günde bir gün önce öğreniyorlar. Çünkü ben de o gün onu başka kişilerden öğrendiğim için onlardan biliyorum. O yüzden yani böyle şeylere inanmayın gençler. Size özellikle para kazanıyorlar. Ben böyle şeylere gülüyorum ya. Yani cidden böyle şeylere inanılır mı? Yani ben yerinizde olsam inanmam. Onun dışında dediğim gibi bu şeylere inanmayın. Bakın eğitimle ilgili olmayan bir kanalın videosunu izlemeyin. Bakın eğitimle ilgili bir kanalın videosu izledim çünkü o adamın niyeti sadece para kazanmaktır. Yorumlar kısmına bir tane link bırakmıştı. Adamın abonesi de bayağı fazlaydı. Bayağı fazla olan bir kanal. Adam bakmış, üniversitede onunla eğitim yazarsan para kazanacağımı görmüş. Her başta yaklaşık 15-20 video atmış. Hepsinde de şöyle. Üniversiteler online geliyor. Online eğitim geri döndü. Online eğitim bu haftada. Online eğitim oldu diye. Hepsinde kapaklarına online eğitim başlayacak diye. Bakın
Güzde mi online olacak mı ayrı? Güzde mi online olduğu ayrıdır. Aynı şey değil. Ben şimdi başta güzde mi online oldu dersen demek bu dönem online olmak zorunda. Adam kafasına göre yazmış. Bir de çıkıp sistem etmemiş ha. Ulan sen kaçıncı yanılmalı hiç yanılmıyor musun diye hiçbir de sistem etmiyor. Yani hepsinin işine geliyor. Gençler böyle şeylere kendinizi avutmayın. Hayaller ve gerçekler farklıdır. Gerçekler ağırdır, hayaller. Hayallerle gerçekler aynı seviyede olamaz değil mi? Gerçekler daha ağırdır. O yüzden söylüyorum size şu anda bakın. Fikir hocam olarak, bir büyüğünüz olarak, bir abiniz olarak. Siz benim ailemsiniz. Ben burada size yaklaşık 11 bin, şu anda kaç kişisiniz? 11.800 kişi. 12 bine doğru gidiyoruz. 11.800 kişiye ben burada sesleniyorum. Gençler, hayallerinizin böyle insanlar tarafından gasp edilmesine izin vermeyin. Bakın bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Bu insanlar sizin üzerinizde para kazanan insanlar. Ve emin olun oradaki o adama o 10 bin izlenmeyi veriyorsunuz ya. Bakın YouTube'da para kazanma özelliğini birazcık size anlatayım. YouTube'da 1000 izlenmeye 5 TL. Evet, 5 TL. İşte 2000 izlenmeye 10 TL. 15.000 20 TL. Yani o adama siz her izlediğinizde yaklaşık 30-35 TL kazanıyorsunuz her izlediğinde ve o adam her gün üniversite online olacağım diyor. Düşünüyor. Adam her gün video atıyor. Yani 1 çarpı 30, yani 30 çarpı 35 yapıyor. Siz adamlara para kazandırıyorsunuz. Ve adamı yaptığı tek şey şu. Üniversiteler online. Üniversiteler online. Ben de başıma öyle bir şey yazayım. Ya vallahi adamlar iyi kazanıyor yani. Şimdi yemin ederim ya adamlar cidden adamlar sistemi kurmuş. Her gün dağıtıyor ha. Ya baktım ben normalde o kanalı bilmiyordum. Bana bir link atmıştı baktım. Adam her gün öyle bir video atmış. Üniversiteler online. Bakıyor videoları izlemiyor ya. Bakıyor kanalın seviyesi düşüyor. Hemen bir başı patlatıyor. Üniversitelerde bu hafta online eğitim başladı. Yapmayın gençler böyle şeyleri kendinizi düşürmeyin. O adamlar size üzerinden para kazanıyor. Bunu yapmayın. Cidden bunu yapmayın. Bunu kendinize yaptırmayın. Her neyse asıl konumuza dönün. Şimdi gerçek konulara dönelim. Gerçek. YÖK Başkanı çıkıp önce yüzde eğitim yapacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ve kabine toplantısından çıkan kararlar doğrultusunda dün de bir video atmıştım. Yüzde eğitim olacağını söyledi ve kapatmayacağını söyledi. Şimdi gençler ben birkaç kişiyle konuştum, birkaç abimizle konuştum. Bana şey dediler, hocam bu şu anda bir kapatma yok ama üniversiteler dahil birkaç tedbir gelme ihtimali varmış. Daha önce ben videolarda söyledim. İşte cumartesi, pazar eğitim, İlkokul, ortaokul, liseler geliyor. Üniversitelere yazı gönderilmeyecekmiş. Galiba bu üniversitelere bırakılacakmış. İşte hafta sonu eğitim yapabilirsiniz. Üniversitelerde de sabahçı, öğrenci, hani birinci öğretim, ikinci öğretim çok. Mesela örnek vereyim. Mesela birinci öğretimler sabah 6'dan işte öğle 12'ye kadar. İkinci öğretimler ise öğle 12'den akşam 6'ya kadar olsun diye. Hani en azından böyle devam etsin diye. Geri kalan işte bir gün yüzde bir gün online diye. Bu arada şunu da söyleyen çok var. Hani tabii dediğim gibi bu hafta sonu eğitimi, sabahçı öğrenci eğitimi olmasının dışında yorum kısmında sesimizi olan diyen insanlar var. Onlara da buradan söyleyelim. Şimdi ben üniversitenin şunu yapmasına karşıyım. O insanlara hak veriyorum ve o insanların destekçisiyim. Bir öğrenci bir ya da iki ders için üniversite çağıramazsın. Gençler üniversite hayatını ben de bilirim. Ben de üniversite, biz de üniversite okuduk. Biz de o sıralardan geçtik ya. Yani biz de orada neyin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden orada bakın orada eğitim masrafı var. Bu sene en büyük sorun olan yurt sorunu var. Barınma sorunu var. Yemek sorunu var. Var da var. Onun dışında bunun vize finali var. Hocaların şeyi var. Nasıl diyeyim? Tribi var. Üniversitelerde öyle hocalar var ki inşallah sizden gelmez öyle hocalar. Yani geçer öyle hocalar var ki yani cidden dersiniz ki bu nasıl üniversiteyi kazanmış, burada nasıl hocalık yapıyor. Öyle hocalar var. Hani kaprisi çok. Böyle kendi bir şey zanneden bayağı bir hoca var. Öyle insanların da olduğu bir ortamda insan okulu bile okumak istemiyor. Bir ya da iki dersiniz online olunca insan hiç okul okumak istemiyor. Şimdi ben bir ya da iki ders için okula geldim, okula mı gideceğim diyen bize yorum kısmında derdini anlatan insanlar var. Ben onlara hak veriyorum. Bakın gençler, bu ders kişiler ne yapmalı biliyor musunuz? Hocam benim 8 dersim var. Bunun 2 tanesi ya da 3 tanesi online, pardon 2 tanesi ve 3 tanesi yüz yüze geri kalan online eğitim diyorsanız da size yapmam gerekeni söyleyeyim. Bakın 2 yöntem var. Birincisi danışman hocanızla konuşacaksınız. Sınıf olarak, sınıf temsilciniz kimse danışman hocanızla konuşacak. Bir sonuç çıkmazsa ikincisi sınıf bazında şey toplayarak, imza toplayarak geri kalan derslerin yüzde yapabilirsiniz.
yere kalan bütün dersleri online çevirip isteyen bunu online da yaptırabilirsiniz. Biz şöyle söyleyeyim. Mesela bizim şey vardı, bir dersimiz vardı. Hoca dersi tam anlatamıyordu. Biz 60 kişi imza toplamıştık. Biz hocayı değiştirmiştik. Yani siz sınıftaki mevcudunuzla imza toplayarak istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Siz öğrencisiniz ya. Tek yumruk olarak her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden tek yumruk olaraktan o hani online olan derslerin belli başını yüz eğitime çevirebilirsiniz. Mesela 6 dersin 3 tanesi online ise 3 tanesi yüz yüze ise o 3 online'ın 2 tanesini daha yüz yüze yapabilirsiniz. Yani imza toplayarak. Yani cidden eğitim istiyorsanız da yapmanız lazım. Bakın benim kardeşim, örnek veriyorum, benim kardeşim şu anda yani kendi evde yakınıyor. Bir şey öğrenemedim, bir şey öğrenemedim, ne yapacağım, ne yapacağım diye. Eğer bu dönemde online olsaydı kaydını donduracaktı. Yani çünkü adam öğrenmek istiyor. Öğrenmeden sizi bir yere almazlar. Amcanız yoksa tabii, bu devirde amcanız yoksa ve bir şeyler öğrenmeden mezun olursanız sizi hiç kimse işe almaz gençler. Yani siz öyle bir gerçek dünya üniversite bittikten sonra anlayacaksınız. Aileniz size bir beklentisi olacak. Anne babanız size bir atama beklentisi olacak. Atama olmadığında erkek adayları askere, kadın adayları ise kendine iş bakmaya çalışıyorlar. Yani bu yüzden bu durumlara düşmemek için ve bu olayları önceden gözlemleyerek KPSS'ye şimdiden başlayın. Bakın size tavsiyem, biz nasıl atandık biliyor musun? Biz 3 arkadaştık, biz üçümüz de atandık. Biz büyüklerimize bakıyor, büyüklerimiz her gün bize yakınıyor. Gençler diyor, siz olun, şimdiden KPSS'ye başlayın. Bakın biz atanamadık, siz atanayın diyor bizim bölümde. Ben de işte şeyi okurken PDR zamanında, daha o zaman eczane teknikeriyle okumamıştım. PDR zamanında İkinci sınıfta başladım. Benle beraber iki arkadaşım daha başladı. Biz başladık. Yavaş yavaş günde 2 saat. Üçüncü sınıfa geçti. Günde 6 saat oldu. Dördüncü sınıfa geçmişte günde 10 saat oldu. Ondan sonra o ara işte eczane teknikerliğine götürüyorum. İkisini birden bitirdik. Ben lisansa 86 almıştım. O 86 puanla Karaşehir'den atandım. Ben lisans bitirenler ön lisansa giremiyor. Ön lisansa eczane teknikerliğinde atandım. Ama hiçbir zaman PDR'yi bırakmadım. PDR'yi de her zaman kendimi geliştirdim. Her zaman öğretmenlik anlamında bayağı bir sertifika aldım. Şu anda bir de hatta bazı bölümleri okuyorum. Yani şu anda bir de üniversiteyi bırakmıyorum. Açıktan okumaya devam ediyorum. Yani sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Benim merak ettiğim bölümler var. Mesela ben, yani inanmayacaksınız, şu anda Diyarbakır'da yok ama ben gastronomi bölümünü çok merak ediyorum. 4 yıllık bir bölüm ve hayalim diye o hayalim olan bir bölümdür. Yani Diyarbakır'da açılırsa illaki sınava çalışıp o bölümü de okumak isterim. Ben gastronomiyi çok seven bir insanım. Onun dışında mesela şeyi de çok merak ediyorum. Özel eğitimi de çok merak ediyorum. Siz de bilin, meraklı olun gençler. Üniversiteye gidin, kendinizi geliştirin. Cidden üniversiteden kapanmaması sizin için daha iyi. Maddi durumu anlıyorum. Cidden. Bakın bizim de maddi durumumuz yoktu. Biz çalışıyorduk gençler. Biz kafede günü birlikte taşıyorduk. Ben yeri geldi kömür taşıdım. Yeri geldi yerleri temizledim. Dönüyor muyum dedi. Arkadaşlar beni görmüş, görmemiş. Rezil olmuşum, olmamışım. Umurumda değil. Benim geleceğim, benim rezil olmamdan daha önemli. Benim geleceğim her şeyin önündeydi. O yüzden yeri geldi garsonluk yaptı, yeri geldi dosya taşıdı, yeri geldi hocanın yanında çalıştı, yeri geldi hocanın danışmanı oldu. O yüzden sen okuldaki şu beni gördü, şu şöyle oldu, umurunuz olmasın gençler, geleceğiniz için her şeyi yapın. Kendi gelişinin sertifika almaya bakın. Kimseye inanmayın. Bakın siz insanları size sırtınıza basa basa kendini sizden çok para, yani sizin üzerinizden çok para kazanan insanlar var. Bunlar gazeteciler ve bunlar YouTuberlar. Yani adamın eğitimle alakası yok. Video paylaşıyor. Üniversitede online olacak mı da demiyor. Online oldu diyor. Gazeteciler bakıyorum Twitter'a, adam paylaşmış. Ekim ayında kesinlikle ilk kabine toplantısı online eğitim geri gelecek. Siz böyle şeylere inanırsanız o adam sizin sırtınıza da tabii para kazanır. O yüzden kendinizi kimseye kaptırtmayın. Kendinizi kimseye inandırtmayın. Kimin yanlış, kimin doğru olacağı artık siz karar verin. Siz artık büyüdünüz. Üniversite çağındasınız ya. Kimse artık size çocuk gözle bakmıyor. Artık üniversite devrindesiniz. Herkes size yetişkin gözüyle bakıyor. O yüzden artık kendi geleceğiniz için bir iyilik yapın ve eğitiminizi yüzde devam ettirin. Ve elinizden gelince ne kadar sertifika, ne kadar program, bu sertifika boş, bu program boş sakın demeyin. Oradaki bütün sertifikaları aldığınızda sicilinizde işliyor. Sicilinizde işlerken ve bir iş başvurusunda, yani o bölümle alakası olmasa bile bay be adama bak. Kendi bölümle alakası değil ama adam yine gitmiş bunu almış diyorlar. Bana sormuşlar, size de soracaklar. O yüzden size tavsiyem, elinizden gelince kendinizi geliştirin, elinizden geldiğince sertifika alın. Bir tavsiyem daha var. Eğer yapabiliyorsanız arkadaşlar, Erasmus yapın, yurt dışına çıkın ve bir tane de dil öğrenin arkadaşlar. O dil size çok şey kazandırır.
Emin olun Erasmus yaparsanız ve dil öğrenirseniz emin olun bu ikisi şey size çok çok şey kazandıracaktır. Fazla videoyu uzatmayalım. Biraz nasihat etmek istedik. Biraz da eğitim öğretimle hakkında bilgi verdik. Bakalım bundan sonraki kabine toplantısında ne çıkacak? Biz olayların takipçisiyiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yorumunuz varsa belirtin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.